Manisa'ya gelip de mevsim macunu almazsanız olmaz değil mi? O halde biz de alalım. Camiden atılanlar, klasikler bunlarmış. Bunlar. Şimdi ben bundan alacağım. Lezzetinde sonra sizinle paylaşırım. Çayı var. Çayı var. Başka? Lokumları var. Lokumları var. Lokumları camiden atılmıyor ama değil mi? Yok hayır onlar tamam, atılmıyor. Atılanlar sadece bu klasik atılıyor bakayım. Camiden. Bu onun stick şekli, bu da macun şekli. Tamam. Şekli yani. Ben camiden atılanı merak ediyorum. Bundan alacağım. Bu kaç lira? Öyle. İki kaç lira? Macun. Klasik olan hangisi ise klasik lezzet ben ondan istiyorum. Ablacığım bunlar derneğin ürünü. Evet. Ne derneği? Manisa'yı Mesir Turizm Derneği, Tanıtma Derneği. Ha. Şöyle beşli evet. Çubuk şeklinde satılır bunlar. Tamam. Bunların gramajları ve evet. Fiyatları her yerde aynıdır. Tamam peki. Derneğin ürünü arıyorsan bu. Tamam. Bunlar özel üretim. Özel üretim daha lezzetli olabilir mi veya dernek? Lezzetinde lezzetin fark var mıdır? Farklıdır. Farklıdır. Yani kendi orijinal ürün bu. Bunun içinde yurt dışından gelen bitkiler bile var. Anladım. Ama bunun için aynı şeyi söyleyebilir miyim bilmiyorum. Anladım. O zaman biz derneğin ürününü alalım bence. Tabii derneğin ürünü. Tamamdır. Teşekkür ederim. Manisa'da ürünler nasıl pamuk pamuk görüyor musunuz? Çok güzel. Şuna bakın. Sadece 135 lira. Hem de sırf pamuk. Fiyatlar iyi burada. Bedava. Hadi bakalım gidelim. Şehzadeler Kaymakamlığı. Orası da Hatuniye Camii. Burası Manisa'nın meydanı. İşte budur. Kanuni Sultan Süleyman'ın annesinin yaptırdığı Sultan Camii. Burası külliye şeklinde. Söylediğim gibi her tarafından şenlikler zamanında mesir macunu atılıyormuş. Ve mesir macunu atılmadan önce de belli bir güzergah üzerinde mehter marşı söylenilerek mehteran takımı yol alıyor imiş. Eskiden de aynı bölgede saraydaki yeniçeriler aynı yürüyüşü yapıyorlarmış. Evet. İçerisinde gördük biraz önce. Burası da Sultan Camii'nin hemen yanındaki Muradiye Camii. Mimar Sinan'ın eseri olmasıyla ünlü. Büyükşehir Belediyesi. Ellerine sağlık. Güzel olmuş. Geçit. Manisa öğretmen evinden çıktım. Bir tur atıp Foça'ya devam edeceğim inşallah. Hava sıcak. 38 dereceymiş bugün dışarısı. Yerden de mesir macunu alalım buraya gelip de mesir macunu almadan gitmeyelim. Maski Ek Binası. Hatuniye Camii de buradaymış. Manisa'yı da görmedik demeyin. Her tarafını, her sokağını gezdirdik. Daha ne yapalım? Ankara Turgutlu ileri Akhisar solda.
bir şeyler vermesi işte. Kimmiş adı? İri Er, serbest muhasebeci, mali müşavirlik, sağlık İri Er. Buradan sağa dön diyor. Aa, dün durduğumuz yer. Ciğerci İbo, Sakatat. Dün buraya durup sol tarafta Manisa kebapçısında yemek yemiştik. Gençler, bu işler. Belediye burada. İşte belediye de burada. Bakın, bayağı da sıkışık yerdeymiş. Ondan dolayı ASES'ten belediye. Şehzadeler Belediyesi. Manisa'nın belediye otobüsü geçti. Evet. Ve çıktık, gidiyoruz Foça'ya. Geliyorum Foça plajları. Yüzeceğiz inşallah. En sevdiğim spor yüzme. Hatta şöyle diyebiliriz, tek sevdiğim spor yüzme. Ama denizde yüzme, havuzda da değil. Deniz olacak. Burası da geniş geniş Manisa. Burada da tren yolu var bakın. Buralarda Manisa'nın eski yerleşim yerinde anlaşılan. Kenarları artık yavaş yavaş çıkıyoruz ya. Önümüz ışık. Şehzadeler İlkokulu karşıda.